Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran, varr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 
Çok kötü. Türk tiyatrosu önemli değerlerinden birini daha sonsuzluğa uğurladı. Sanatçı Sümer Tilmaç toprağa verildi. Üsküdar'daki Şakir'in camisinde düzenlenen törende dostları, rol arkadaşları ve sevenleri Tilmaç ailesini yalnız bırakmadı. Tilmaç'ın arkasından gözyaşları sel oldu aktı. Dostları 50 yıllık sanat hayatına 210'a aşkın film ve 60'tan fazla tiyatro oyunu sığdıran Tilmaç'ı ulusal kanala anlattı. Beyazlar giyinmişti. Son oyununu oynadı ve sessiz sedasız gidiyor işte. Bizi onsuz bıraktı. Ben açıkçası helalliğimi vermeye değil, ondan helallik almaya geldim. Tilmaç'ı yakından tanıyan herkesin vurgusu ortaktı. Önce insan. O cennete alınmıyorsa ben de cenneti istemiyorum. Çok insandı, çok dosttu. Yani çok beyefendi, çok saygılı. Hakikaten konuşamıyorum. Kelimeler bitiyor, kelimeler düğümleniyor. Bir şeyler anlatmak istiyorsun, anlatamıyorsun. Londra'dan geldim dün sırf bugüne helallik almak için. Ahmet Çevik tiyatrosunda birlikte sahne aldıkları Sinan Bengiyer de 30 yılı aşkın dostu Tilmaç'ın ideallerini bu sözlerle anlattı. Vefa Sümer'in en ilginç şeylerinden biriydi. Olmazsa olmazlarındandı. Atatürkçülük olmazsa olmazlarındandı. Bu ülkenin insanların iyi yaşaması, herkesin eşit şartlarda yaşaması Sümer'in olmazsa olmazlarındandı. Onlarda hiç tavizi yoktu. Önceki gün katıldığı bir düğünde geçirdiği kalp krizine yenik düşen 51 yaşındaki Tilmaç, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.